كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Sona geldik. Son şey bitiriyorum. Mumu üflemek. Şimdi elim yanan diyenlere söylüyorum. Yanmaz kardeşim bak. Burada da parmağı hafif ıslatınca mumlar böyle çıs diye sönüyor. Haberiniz olsun. Deneyin, güzel oluyor, keyifli oluyor. Tabi ben bunu yapıyorum mesela. Üflemeyin, mum üflemek zaten caiz değil arkadaşlar. Hem fakire sebep hem de caiz değil. Ne yapacaksın? Hafif böyle elini ıslat. Tüküremem ben diyorsan git suya batır, ne bileyim. Mum böyle çıs diye söndür. Mum bu şekilde söndür kardeşim. Zaten öyle yapmak efendime söyleyeyim fakire sebeptir. Evin idaresinde diyor, evin işlerinde gevşek davranmak. Mesela hanım sana dedi ki ya bey şurada bir tane vida sıkılacak. Ya da efendime söyleyeyim şurada misal şuraya ufak bir alçı yapılacak, boya yapılacak, neyse ne. Evin idaresinde ve işlerinde gevşek davranmak. Yaparız, ederiz. Ya bizim hani bir söz var ya, terzi kendi söküğünü dikemez diye. Bizim bu atasözü tam hakikaten bizim Türkler için. Yani kendi evimizdeki işleri yapmayız. 7 kat yabancı çağırır, ona koşar gideriz ya. Hakikaten bak mesela adamın evinde misal diyorum kapı yoktur. Kapı kırılmıştır artık. Anlayın, kapı yoktur yani, kapı ölmüştür, dökülmüştür artık. Adam kendi kapısını tamir etmez ama gider kardeşim karşı komşunun kapısının vidasını sıkmaya gider. Kendi evi dururken. Bunu yapıyor bizim millet. Sıkıntı işler kardeşim. Gevşek davranmak fakirliğe sebeptir. Sabah namazını kılınca camiden acele çıkmak. Arkadaşlar camiden ilk çıkanı şeytan kapar. Anladınız mı? Ne yapalım, hepimiz kapıdan bekleyelim demeyin. El ele tutuşun çıkın o zaman. Ne diyeyim şimdi yani. Oradan bir tane amca bul, amca gel el ele çıkalım de. Ama biraz bekleyin. Camiden hemen çıkmayın arkadaşlar. Çünkü camiden ne kadar erken çıkarsak, kaçarsak diyeyim ben. Çıkmak diyeyim, kaçarsak belli bir süre sonra caminin yolunu bulamazsın. Demedi demeyin. Peynir ekmek yemeyin. Peynirle ceviz yiyin, sünnettir. Bak arada size hadis-i şerifte söyledik. Allah sizden razı olsun. Amin. Ne dedik? Sabah namazını kılınca camiden acele çıkmak. Peşine her şeyi besmele çekmeden yapmak. Allah, yandık. Biz yemekte de besmele çekmiyoruz. Sıkıntımız orada. Tabii. Bizim besmele alışkanlığımız yok. Bizde hamdele alışkanlığı var. Tabii yemeğe başlarken hatta besmele çekmiyor ama yiyince elhamdülillah. İyi doyduk abi. Besmele çektim. Lan yine unuttuk be. Ne diyeceğim peki? Bismillahi fi evvelihi ve ahirehu. Al sana, kurtardın yine. Bak yemeğin sonunda olsa ha. Sonunda aklına geldi. He şunu söyledik. Mesela sofraya oturdunuz. Yani ufaktan böyle hafif sesli Bismillah, Bismillah diyebilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor oğlum? Ulusa ses, mikrofon verin bari. Hani çok bunu yapan zaten riya için yapıyor. Besmele çektin mi lan? Ha? Şerefsiz. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya bunu yapan manyaklar var bu memlekette. Ondan sonra Hüseyin niye ağzını buldu lan? Ne ağzını bulacağım? Ben sana Türk halkının ekrana yansıyan yüzüyüm. Hakikaten öyle. Çok geliyor çünkü. Mesajlar geliyor, yorumlar geliyor. Ya diyor Allah razı olsun diyorlar. Amin diyeyim kendi kendime bari. Diyorlar ki yani başkasını konuşamadın diyorlar. Allah razı olsun sen konuşuyorsun. Ben hakikaten öyle oldum yani. Belli bir süre o kıvama geldik. Nasıl oldu ben de anlamadım. Ben bu bizim milletin ekrana yansıyan yüzü oldum. Böyle tipler var. Konuşunca ya bu nasıl konuşuyor? Ya var böyle adamlar. Böyle adamları şikayet edemeyenler ne yapıyor biliyor musun? Hemen bizim videoları paylaşıyor. Tabii. Bu sabah kadınlara karşı iyi davranın diye video attık. Paylaşım rekoru kırdı. Niye? Kadın kocasına bir şey demiyor. O da hemen paylaşım yapıyor tabii. Bey bey bak hoca ne diyor? O diyecek senin hocanın da senin de diyor. Bana sövüyor. Bana niye sövüyorsun ha? Herif. Tabii adamlar öyle işine gelmiş. Hoca hoca diyor, biraz karılar hakkında da konuşuyor. Lan ben Allah Allah onlara konuşsam bu konu. Ya git. Ben konuşmam gereken neyse kardeşim onu konuşuyorum. Beni konuşturma şimdi. Cümlemizden Allah razı olsun. Her işi besmele demeden yapmak. Ne demek arkadaşlar? Bakın Allah dostlarından biri ya. Ya besmelesiz adım atmıyor ya. Var mı böyle bir şey şu anda dünyada ya? Besmelesiz adım atmamak ne demek ya? Bana bir tane var böyle diyeyim, bana bir örnek gösterin be kardeşim. Yok. Ya her işini besmele yap. Allah'ın adıyla yap. Hiçbir şey sana zarar veremez. Bak hiçbir şey diyorum sana. Ne ins ne cin hiçbir şey sana dokunamaz. Kılına böyle var ya, kılına böyle kopartamaz. Niye? Sen çünkü başladığın zaman Allah Celle Celle'nin adıyla başladın. Aman ya Rabbi, çok ince mevzular var arkadaşlar burada. Peşine ne dedik? Her şeyi besmele çekmeden yapmak fakirle sebeptir. Şalvarını ayakta giymek. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı birkaç tane farklı rivayet var. Mesela bazı rivayetler diyor ki mesela ayağını diyor mesela ayakta diyor sakal taramak fakirliğe sebeptir. Uygun değildir. Şimdi öteki diyor ki işte oturarak sakal işte taranmaz. Ya kardeşim bu konuyla alakalı farklı hadis-i şerifler olabilir. Biz burada söylemek istediğim şey şu. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duyduğumuz bu tarz hadislerde sahih kaynaklara dikkat edelim. Çünkü böyle şeyler genelde mealcilere malzeme oluyor. Tabi. Ya bunlar da hadis-i şerifi uydurmuş. Bak şimdi. Ayva ile alakalı hadis-i şerifler var biliyor musunuz? Bak ayva ile alakalı hadis-i şerif o kadar faydalı ki ayva. Özellikle mesela hamile bayanlara çok faydalı. Tabi Müslümana da faydalı. Hoşafını yaparsın, efendime söyleyeyim reçeni yaparsın, ayvayı yersin. Ya bizim millet ayvayı da başka tarafa çekti. Ayvayı yedik diyor. Kardeşim ayvayı ye. Ayva faziletli, faydalı bir şey. Bir gün bir tane hoca böyle sohbette ayvanın faziletinden bahsetmiş. Kapıda da bir tane ayva satan adam varmış. Bütün ayva bitti diyor. Bak şimdi bu hadis var. Ama sen şimdi kardeşim kapıda baktın ne var? Domatesçi var. Domates faydalıdır. Hadis-i şerif atamazsın. Bu sırıtır zaten. Belli olur. Ha, o yüzden diyorum. Her duyduğunuz hadis-i şerifi de böyle kaynağına bakmaya çalışın. Biz genelde elhamdülillah işte Buhari, Müslim, Tirmizi, Ahmed İbni Hanbel, işte Kütüb-i Sitte, bu tarz yerlerden hadis-i şerifleri alıp size getirmeye çalışıyor. Çünkü uydurma hadis getirirsek bu sefer sırıtıyor. Mealciler de ulan bunlar da atıyor, bunlar da sallıyor diye bazı işler çıkıyor. Rabbim Celle Celaluhu bizi fakirlikten muhafaza etsin. Amin. Amin. Arkadaşlar bakın 35 madde saydık. Fakirliğe sebep olan 35 madde. Bu saydıklarımızın hepsi fakirliğe sebep olan şeylerdir. Ha. Bu o bu şu bu değil. Zaten yapmamamız gereken şeyler çoğu da zaten sıkıntılı işler. Ama İşin özüne indiği zaman bunlar seni dünyada fakir eder. Dünyada fakir olmazsan bile ahirette amel fakir olacaksın. Mesela dünyada çok uyuyan ahirette amel fakiri olacak. Hadis-i şerifte geçiyor. Çok yemeyin buyuruyor Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. Ademoğluna belini doğrultacak kadar yemek içmek yeter diyor Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. Sana ne konuşuyoruz biz? Günahlar almış başını gidiyor. Bari diyoruz ufak tefek bir şeyler de olsa amel etmeye çalışalım. Rabbim Celle Celaluhu bizi affetmeye bir bahanesi olsun. Ama bizde nerede? Bizde nerede o işler? Ya Rabbimiz Celle Celaluhu en ufak bir şeyde ya kulum bir amel etse de affetsem diye bakıyor ya. Arkadaşlar şaka değil bu. Allah Celle Celaluhu bir estağfurullah'a bakıyor ya. Ya kulumun ağzından çıkıyor bir estağfurullah çıksın affedeyim diyor. Bizde tam tersi. Ya yalansa yalan diyeyim ya kardeşim ya. İşimiz gücümüz günaha dalmak. Rabbim bizi bunlardan uzak eylesin. Amin. Amin.